Evet sevgili dostlar sizlerden ricam sakın bu videoyu beğenmeyin, izlemeyin, sonuna kadar gelmeyin. Bırakın algıcılar kazansın, bırakın kanalımızı şikayet edenler kazansın. Başka hiçbir şey demiyorum. Dünden beri çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Duymak istemedikleri gerçekleri yüzlerine yüzlerine vurunca bakıyorlar ki konuşulan her şey doğru. E, biz buna nasıl karşı çıkacağız? Hadi toplu birlikte troll saldırısı yapalım diyorlar. Onlar elinden geleni yapsınlar. Sizden ricam aman sakın kılınızı kıpırdatmayın. Sakın yorum atmadır, beğenmedir, abone olmadır, sevdiklerinizi kanala davet etmedir. Sakın yapmayın olur mu arkadaşlar? Yani eğer kanalı kapatmayı falan becerebilirlerse vallahi ben de kurtulurum, siz de kurtulursunuz. Onlar da mutlu, Mesut Bahtiyar olmuş olur. Olur biter. Her şey çok güzel olur. Fenerbahçe fretsiz kazanamıyor. E Galatasaray da hakkıyla kazanamıyor. O nasıl olacak? Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe fretsiz oynadığı Üçüncü lig maçından da puan kaybı yaşadım. Şimdi ben size söyleyeceğim gerçekleri muhtemelen umrunuzda olmayacak. Muhtemelen inanmayacaksınız. Muhtemelen doğrucu Davut rolüne bürüneceksiniz. Ya hocam aman olan olmuş biten bitmiş diyeceksiniz. Hiç de öyle değil. Trabzonspor maçını biz 3-2 kaybettik. Hakem yönetimi, hakemin Fenerbahçeli ya da Fenerbahçe'yi kayırdığını iddia eden arkadaşların argümanı ne? Tad için penaltı pozisyonu. Not biz Fenerbahçeliler olarak hepimiz aynı görüşteyiz. Bizce de penaltı değil. O sayı Samuel kendini yere bırakmış. İkinci sarı kartı niye yemedi? Biz Fenerbahçeliler aynı görüşteyiz. Bence de bizce de hepimizce de ikinci sarı kartı yemeliydi. Peki Fenerbahçelilerin söylediği argümanları siz niye kulak ardı ediyorsunuz? O maçta sarı kart yemeden oyunu bitiren 10 açı 10 faul yaptı. 10. Türkiye ve dünya standartlarına göre 5 faulde bir futbolcu sarı kart yer. Bu mantığa göre ona açı atılmadı oyundan. Şimanski'ye 45 artı 2'de yapılan penaltı en kötü sarı kart. En kötü. Orada kırmızı verdiler Premier Lig'de. En kötü sarı alsa oyuncu zaten 60'ta atılmış olacak. 2. Yani hem futbolcunun sarısı verilmedi hem Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. 3 oldu. Trabzonsporlu bir oyuncu 18'de bir hareket 32'de sert bir hareket. Bir de elle oynama bir de topu kesme 4. Yani 3 tane Trabzonlu oyuncunun en az iki tanesinin kırmızı kart yiyeceği, Şimanski'ye e, verilmesi gereken penaltının verilmediği bir maçta Fenerbahçe kullanmış oluyor. Aynısı Galatasaray maçı içinde geçerli. Yerden kalkmadılar. Faul, faul üstüne, faul, faul üstüne. Nelson kartsız bitirdi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Fenerbahçe Trabzon maçında kötü oynadı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçında kötü oynadı. Hiç de bile kötü oynamadı. Bu kadar organize bir pisliği ben ömrümde ilk defa gördüm. Bu kadar organize bir pislik. Sonra ligin marka değeri. Yemişim marka değerine. Umrumda değil. Avrupa'da ülke puanı. Umrumda değil. Yok olsun ülke puanı. 80. sıraya düşelim inşallah. Bir tane takımımız bile Avrupa yüzü görmesin inşallah. Siz de gururla olsun Fenerbahçe Kadıköy'de yenemedi diye kına yakarsınız. Vallahi diyorum kına yakarsınız. Adana Demir maçında berabere kaldık. 3 futbolcu birden kırmızı yemeliydi. 3 futbolcu. Hadi geçtim. En az bir tanesi kırmızı yese zaten Adana kendi şeyine çekilecek maçın bir golü mutlaka mutlaka bulacak. Kaybettiğimiz yani kaybettiğimiz puanlara bakın arkadaşlar. Galatasaray maçında Torreira, Boye iki tane kırmızı yemesi gereken oyuncu. Adana Demir maçında en kötü Rodriguez ve Ndiaye'nin yemesi gereken kırmızı 2. Trabzonspor maçında Onuachu ve bir arkadaş daha vardı. Adını şimdi aklıma getiremedim. Bu arkadaş artı verilmeyen penaltı. Yani 6 tane 3 maçta verilmeyen 6 kırmızı maçın kaderini belirliyor adı Fretsiz kaybetti. Fenerbahçe Fretsiz falan kaybetmedi. Hakemlerin bozuk niyetine kaybetti. Bozuk niyetine. Gördünüz Kayseri Spor maçında Fred kırmızı yedi. Mert Hakan kırmızı yedi. 9 kişi bırakıldı takım. Ligde kaybedilen maçlarda şöyle oldu böyle oldu. Ben hiçbirine inanmıyorum. Ha Rudogoresk maçı yenildik. Hocam orada da mı Türk hakemler? Hayır orada kısıtlı kadro. 21 kişilik kadrom var. Zaten bilmem kaç tanesi 5 tanesi gençlerden 16 kişi oynatabiliyorsun. 16'nın kaçı sakattı? Nörsland maçı 6-1. Ya bir takımın 13 eksiği olur mu? 13 eksik oraya gittik. 2 maç daha yok falan filan diyor. Umurumda değil. Şimdi Rıdvan Dilmen'den derbi değerlendirmesi. Yorumlara bakıyorum. Galatasaraylılar şey diyor. Rıdvan Dilmen bile penaltı dedi. Rıdvan Dilmen Allah ikidir dese bütün Galatasaraylılar dini imanı satıp Allah ikidir diyecekler. O kadar Rıdvan Dilmen'e aşinalar. İşte Fenerbahçe'li olup, televizyon yüzü olup kurduğun cümleye dikkat etmen lazım. Yoksa böyle e, cümleleri kesip biçip böyle kullanırlar işte. Fenerbahçe hakkında bir şeyler söylemiş Rıdvan Dilmen. Atıp tutmuş 8.5'ta. İki takım da rekor kırdı. E, size 44 puan vereyim deseler 17 maçta. İkisi de 40'a da razıyım derlerdi diyor. Hakem maç bitsin diyor. Yani... Kim yenerse şampiyon olur. Yani siz de aradığınız maçlarda 20 faul tartışma. Bir dakika uzattı o kadar tartışmaya rağmen. İkinci yer 6,5 dakika zaten 3,5 dakikası oynanmadı. Maç bitsin diye uğraşıyor. Bak hakemi söylüyor. Bir maçta oynanca bu kadar durabilir diyor. Çocuklar mışır mışır uyur diyor. Beklenenin tersi oldu. Pozisyonlu, aksiyonlu maç bekliyordu. Hiçbir şey olmaz diyor. İsmail Hoca'nın kafası gitti geldi. ikinci yarıdaki orta sahayı mı oynayayım? İlk yarıda çıktığını mı diye düşündü. Papaza gidip geldi. Cengiz Morali onu attı sahaya. İstediği planlar tutmadı. Galatasaray'ın en etkilisi Arda kardeşler. Arda kardeşler. Fenerbahçe fıretsiz kazanamaz demiş. Fenerbahçe adaletsiz kazanamaz. Fenerbahçe'ye adalet lazım. Anlatabiliyor muyum? Adalet lazım. Adalet herkes için lazım. Bugün Fenerbahçe'ye yarın Trabzonspor'a. Belki Beşiktaş'a lazım. Stres Pascal'e ne oldu diyor. Şimanski'nin vurduğu top Direğin dibinden gitti. O pozisyonda net penaltıymış gördünüz mü? Net. Nelson'un elle oynaması. Maç başında ben size ne dedim? Nelson'un eline koluna dikkat. Son derece elle oynayan bir oyuncu. Eline koluna dikkat dedim. Çok çarpar dedim. Dediğim gibi de oldu ama maalesef ve maalesef. Tek başına maçı bitirdiler. Diva Koç, Mustera falan filan diyor. Maçı bitiren Arda Kalleşler. Arda Kalleşler maçın içine etti. Galatasaray'a vermeye çalıştı. Şimdi mesela biz şunları konuşacaktık. Alexander Ciku'nun muhteşem performansını konuşacaktık. İlk kez derbiye çıktı. Oyun hakkı tanımadı. Şimdi eğer arada bir maç falan olsaydı Ciku'ya da kırmızı kart gösterirdi Galatasaray çetesi. Galatasaray hakem çetesi. Ne yapar eder Cicu'ya da kırmızı gösterirdi. Ya Türk futbolundaki depremin sebebi Galatasaray'dır. Ve Mehmet Büyükekşi. Herhangi birinizin telefonunda baylok çıksa şu anda öttürülmüş, cezaevinde tutulmuş, belki de sevgi yıllardır göremiyordu. Ama federasyon başkanı göğsünü gere gere telefonundan fet şey çıktı diyor. Baylok çıktı diyor. Cezada yemedim diyor. <laughs> Bekkan'ın uzun sakatlığı ve Ciku vazgeçilmezlerden oldu. E, kariyerindeki ilk Galatasaray maçına da başarıyla çıktı diyor. Yani Icardi'ye nefes aldırmadı diyor. Bu arada Icardi herhalde grip e, olsa diyecekler ki Fenerbahçe maçında bulaştı. Herhalde Icardi araba çarpsa, yani arabasıyla kaza yapsa Fenerbahçe maçının etkisi diyecekler. Karşımızda böyle bir takım var, böyle bir şey var. Fenerbahçe'den bomba transfer. Ceko'nun yanına yıldız golcü geliyor. 0-0 kaldı Fenerbahçe. Flash gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan transfer çalışmaları, bir yandan da devre arasına hazırlık ve şu karşılaşmaların bitirilmesi. Bir de size şunu söyleyeyim. Şimdi maçta kim kötüydü? Fenerbahçe kötüydü. Süper Kupa'ya umutla bakan hangi takım? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Fenerbahçe umutla bakıyor. Süper Kupa'dan kim korkuyor? Galatasaray. Kim yenileceğinden emin? Galatasaray. O zaman size soruyorum Fenerbahçe kötü oynamış mı? Yoksa Galatasaraylılar şunu mu diyor? Ulan Fred'i aldık ellerinden. Ve kaos zaten yok. Mert Hakan'ı saymıyorum bile. Serdar Aziz gitti grip oldu. O da yoktu. Zayt zaten sakat. Ee, ondan sonra başka kim? Ruan Perez'i zaten oynatamıyor. Lincoln'u oynatamıyor. Ulan Fenerbahçe'yi sahasında. Hakem de bizden yanaydı diyecekler kendi kendilerine. Attı Torreira kendini yere. O şöyle yaptı bu böyle yaptı. Ona rağmen ulan biz bu Fenerbahçe'yi yenemediysek. Fretli Fretli Fenerbahçe. Bir de Avrupa'nın dünya izleyecek. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ne no olur yani maçın anasını şey yap ağlat maçı mahvet maçın içine et dünyaya rezil ol Abdülkadir bu hakemlik işin komple bitsin bir daha bu işten ekmek yeme bir daha evine haram lokma götürme artı Suudi Arabistan'daki bu maçtan dolayı dünyanın sinir okları Türkiye'ye yönelsin desinler ki olan birkaç gün birkaç gün önce yine maç yapıldı yine bu takım Galatasaray yerden kalkmadı bu demek ki bu ligde demek ki bunları aleni kolluyorlar desin. Dünya kamuoyuna şikeci bir federasyon olarak yazdırın adınızı. Abdülkadir ananın ölüsünü babanın ölüsünü gör. Çocuklarının ölüsünü gör. Mahvet mi maçı? Git Galatasaray'ı kolla. En, en iyi yaptığınız iş. Pendik'te Fenerbahçe 5-0 önde. Ferdi gözünün önünde deviriyorlar. Penaltıyı çıkarıp veremiyorsun. Gaziantep maçı Fenerbahçe orta açıyor. Elle oynuyor Gaziantep oyuncu. Penaltıyı çıkarıp veremiyorsun. Ondan sonra da ben adaletliyim adaletliyim. Adalet herkes için adalet. Adaletliyim demek de adaletli olunmuyor. Yoksa benim çevremde bir sürü Müslüman var. Domuz eti hariç her türlü şeyi yiyen Müslümanlar var. Domuz eti yemedin diye Müslüman olmuyorsun. Kul hakkı yediğin zaman da dinlenimandan çıkabilirsin. Neyse. Fenerbahçe 19'da 19 yaptı. Birilerinin çok zoruna gitti. Nasıl durdururuz, nasıl durdururuz diye çok uğraştılar. Ve Fenerbahçe şu an kadrosu bence yeterli. Bak normal şartlarda adaletli bir süperlikte gayet yeterli bir kadrosu olmasına rağmen daha fazlasını istiyor. Mecbur. Mecbur. Elinden gelen en iyisini yapmak zorunda. Mecbur. Timo Werner gündemde. Batu Şua'yı devre arasında ayrılma ihtimali. Arkadaşlar Batu Şua'yı devre arasında gidecek. Ayrılma ihtimali falan değil. Gidecek. Yüzde yüz gidecek. Şu anki durumlara göre. <laughs> Leipzig'de attığı gollerle göz dolduran Alman Santrafor İngiliz devi Chelsea'ye transfer olmuştu. İngiliz de ekibinde beklenenin uzağında kaldı. Fakat İngiliz ekibinde beklentilerin uzağında kaldı. Tekrar Leipzig'e geri döndü. Chelsea ile 90 maçta 23 gol kaydetti. İngiltere'de 3 sezon geçirdi. Kanatlarda da oynayabiliyor 27 yaşındaki oyuncu. Leipzig'de bu sezon 14 maç 2 gol 1 asist. Ve farkındaysanız biz bu haberi yaptığımız 1-1.5 ay öncesinden bu yana hala sayı aynı. Ağustos 2022'de eski takımına geri döndü. Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var. 17 milyon euro değeri var. Şimdi Fenerbahçe'ye bir Ceko daha olmuş olacak. Hocam hem Ceko ee, Hocam hem Ceko hem de Werner olmaz. Niye? Olmaz hocam. İki tane yıldız aynı takımda olmaz. Niye? Tadiç var, Şimanski var, Fred var, Ceko var. Hatta bu seneki İrfan Can da yıldıza dönüştü. Yıldızların içinde kala kala. Hatta beğenmediğiniz Crespo da yıldıza dönüştü. O yüzden ben çok umursamıyorum. Werner için bir hata kalktık. Olur olmaz bir şey diyemem. Ama bir hata kalktık. Yani yapabileceğimiz en güzel teklifte bulunduk diyeyim size. Yani yapabileceğimiz duvarı sarsabileceğimiz. içeri girebileceğimiz teklifte bulunduk. Allah kerim. Bakalım neler olacak. Bir de Kurunic. Milan Kurunic'in yerine transferi yaptı. Aslına bakarsanız Milan. Hani Milan Kurunic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun dedi. Serie A gibi Milan Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i gündemine almış. Tanıdık geldi mi? Geldi geldi. Guido Rodriguez. Ne kadar tanıdık geldi değil mi? Ben de merak ettim oyuncuya bakayım diye. Biz baktığımızda 40 milyon euroydu sanırım. 24'e kadar düşmüş sanırım piyasa değeri. 29 yaşındaki ön libero. Sağ ayaklı Arjantinli ama İtalyan pasaportu var. 28'den 24'e düşmüş. Evet. Haziranda 28'di. Zamanında 4 milyon euro almışlar. Bu sezon 19 maç bir gol. Bir asist 1468 dakika. Zaten Guido Rodriguez Fenerbahçe'nin almak isteyip alamadığı bir oyuncuydu. Parasından dolayı. Milan bunu alırsa halihazırda Radek için e kesinlikle ihtiyaçları kalmayacak. Zaten ellerinden çıkarmak istiyorlar. Tomaso Pobega'nın uzun süreli sakatlığı, kuru için ayrılma isteği ve ayrılma ihtimali arayışlara başladılar. 10 milyon euro civarında bir bon katmak istiyorlarmış. Kuru işten gelecek para diyor. Vallahi kuru işten gelecek parayı ya. Arkadaşlar kaynaklarımdan biri diyor ki kurun içi Fenerbahçe bedava alıyor. Kaynaklarımdan birisi bunu söylüyor. İhtimal vermiyorum. Hani mantıklı gelmiyor bana. Kafama yatmıyor. Ama ben duyum aktarmakta yükümlüyüm. Ben bunu söyleyeyim. Bir kuruş bonservis vermeden alınacak diyor. Kurun iç için ben bilemem. Gelen duyum bu şekilde. Son olarak da Fenerbahçe Beko'dan 42 sayı fark. Fenerbahçe Beko e, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka last sayı 56 ya 98. Yani 98-56 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini Darüşşafaka last da ligdeki 7. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko fabrika ayarlarına döndü. Arka arkaya sanırım 6. maç kazanıldı. E, Euro Lig'de dahil. Öyle devam. İşte Fenerbahçe bu. Bizim aşık olduğumuz, bizim hayran olduğumuz Fenerbahçe bu. Ne derseniz deyin. Biz buna alıştık. Yani bizim Fenerbahçe'miz bu işte. Bizi buna alıştıran sizsiniz Fenerbahçe basketbolcuları. Yani Ataşehir'i dolduran sizlersiniz. Bu kadar yatırım yapılmasını sağlayan sizlersiniz. Bizler aman parayı keselim futbola aktarılsın dediğimizde hayır basketbola da para aktarılsın dedirten sizlersiniz ve bunu sürdürmek zorundasınız. Benim aktaracaklarım bu kadar. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi ki dinlediniz beni. Teşekkürlerimi sunuyorum.